Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve With the Köfte serimizin 52. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölüm o karşılaştığımız sorunla ilgili şöyle bir çözüm buldum. Evet, böyle bir çözüm buldum. Bu tasarımı basitçe açıklayayım. Bu arada buradan bir buttload cable geçecek. Onun ne olduğunu açıklayacağım ilerlerde bilmeyenler için. 3 güneşin güzel yanı, şu an normalde gece vakti olmasına rağmen hala gündüz. Şu şekilde bir tik geliyor ve ikinci tikte gördüğünüz gibi bu şekilde hareket ediyor. Bu sanırım doğru ayarlanmadı. Bu doğru ayarlanmamış olabilir, evet. Ya da buna enerji gitmiyor henüz. Aa, evet. Bir saniye. Bu detayı unutmuşum. Şu ön yüzlerinden enerji alamıyorlar ya da aktaramıyorlar. O yüzden şöyle bir şey yapmam gerekecek. Tamam. Problem solved. Gördüğünüz gibi misler gibi aktarıyor. Bu zaten bilgisayar kontrollü olacağı için hiçbir konuda dert etmemize gerek kalmayacak. Bir saniye. Chunk sınırlarını görelim tekrar. Ve seni bu chunk içine yerleştirelim. Bu arada şuradaki enerjiyi otomatik olarak aktaracak bir sistem planım da var. Burada enerji üretmeyeceğim. Gayet evdeki enerjimi buraya taşıyacağım. Zaten evde hayvan gibi bir blue elektrik üretimim de mevcut. Şu ilk bölümlerde yaptığım ve selam Wisp. Hemen şurada bir tane obelisk olduğu için Wisp spawn oluyor. Ben de uçabiliyorum, sen bana bir şey yapamazsın ancak ben seni çok rahat öldürürüm. İşte böyle. Adam ol. Evet, bunu yerleştirdiğimize göre şimdi diğer yönler. Diğer yönleri nasıl yerleştireceğiz? Gene şu hat üzerinden mi yerleştireyim? Bence de. Şimdi sen bunu buraya gönderiyorsun. Aslında dur. Düşünüyorum öyleyse. Yok, onun yeri güzeldi. Tamam, sen bunu buraya yönlendiriyorsun. O zaman bir saniye, seni kırmam gerekecek çünkü senin altına cover koymam lazım. O zaman sen de şimdi bunu buraya yönlendiriyorsa bu da her şeyi bu yöne itecek. Tamamdır. Ve size bir adet renklendirme lazım. Dayımız yok. Dayımız yok. Aha. Badumts. Orange alalım bir tane. Bir tane de rose alalım. Bir tane kırmızı insulated wire ve bir tane de orange insulated wire. Ve age'imize geri dönelim. Keşke bunu Extreme Heals yapmasaydım ama neyse. Çok daha fazla junk elde edeceğiz ama ne olsun, olsun. Belki ikinci frame quarry'i adam gibi bir yere koyarım. Daha adam gibi bir yere.
Neyse. Evet ve şimdi bunu yerleştirelim. Bir de bunu yerleştirelim. Döndürme işlemine geçelim. Sen bunu bu yöne çevireceksin. Pardon. Sen yanlış oldun. Tamamdır. Sen bunu buraya iteceksin. Bu da her şeyi bu yöne itecek. Frame'ler aslında anlaşılması kolay şeyler. Sadece biraz doğru bilgi gerektiriyor. Ve tabii ki de bu battery box'un yeri geçici olacak. Şimdi lever'larımızı alıp test etmeye başlayalım. Tabii öncesinde şunları da açayım ben. Öncelikle hepsi... Ha tabii enerji gelmiyor şu an, evet. Bu gerçeği unuttum. Enerji gelsin. Tamam geldi. Evet. Tabii buna henüz enerji gelmemişti. Ve tekrar bir çankın içinde. Bu beklenmedik bir şeydi. Ha. O zaman kesintisiz bir redstone sinyali de olur. Bakalım bunlar da oluyor mu? Evet oluyor. O zaman daha da mükemmel bu. Peki o zaman şimdi ne yapacağız? Dört yönde hazırladık. Ancak bize iki yön daha lazım. Bunlar yukarı ve aşağı. Bunlar biraz da tricky part kısmı. Bunun için bana biraz daha frame lazım. O yüzden overworld'e gideceğim. Tamam, kendime bir stack frame alırım. Age. Ve tabii bir saniye, bunları nasıl yapacağımı henüz tasarlamamıştım. Sizleri nasıl tasarlayacağım? Bir düşünelim basitçe. Şimdi burada şuraya ve şuraya cover Evet, burada her şeyi aşağıya iten bir frame ve burada bunu yukarı iten bir frame. Şimdi şunları kaldıralım. Ama bunlar aynı redstone hattında nasıl beslenecek? Onu düşünüyorum. Ya da bunları tek bir düzlem üzerinde mi hareket et? Yani bir duvar şeklinde mi hareket ettirsem? Aa dur. Çok basit bir çözüm. Şurada bir redstone. Güzel. Şimdi
Siz niye hareket ettiniz? Sen niye hareket ettin? Siz niye hareket ettiniz? Aa evet. Tamam, bu tamamen benim salaklığımdı. Tamam, artık bunların etki etmemesi lazım. Ama maalesef bunları batırdı. Şu an hareketi bozan bu galiba. Hareketi bozan ne? Şu an burada bir şey hareketi bozuyor ve o ne bilmiyorum. Belki bu kadar çok frame oluşudur. Frame motor oluşudur. Ve tabii burada şöyle ufak bir detayı hesaplamayı unutmuşum. Senin yukarı değil aşağı göndermen lazım. Ya tabii buna enerji gitmiyor şu an. Enerji gitmesini basitçe sağlayabiliriz kısa bir geçici olarak. Tabii öncelikle şunu şarj edip. Evet, şimdi şarj olması lazım bunun. Yavaş yavaş hepsini tekrar enerjiyle dolduracak. Gördüğünüz gibi dolmaya başlıyorlar ve doldu. Ama şimdi bu neden hareket etmiyor? Bunun aşağı itmesi lazım ama itmiyor. İlginç. Evet, sanırım bu düzenden vazgeçip bir düzlem üzerinde hareket ettireceğim. Ha, o da olur hani. O zaman düzlemimizi hazırlayalım hemen. Tabii buradan herhangi bir redstone sinyali almaması için bunları da yapmam gerekecek. Değil mi? Evet. Mesela buralardan herhangi bir redstone sinyali almaması için şimdi böyle bir şey yapıyorum. Bunu yukarı doğru gönderecek. Bu da her şeyi tekrar yukarı doğru atacak. Redstone sinyali de buradan gelecek. Hemen test edelim. Ve bu neden yine çalışmadı? Muhtemelen senin yüzünden.
Burada bir şey falan mı var? Ya da torç falan mı var? Neden hareket etmiyor? Hiçbir şey yok. Fazla ilginç. Bakalım bunu yaparsam çalışıyor mu? Evet, bunu yaparsam çalışıyor ama diğer türlü nedense çalışmıyor. Ve şu an tamamen yere yapışık. Neden çalışmıyorsun? Hemen çözmeye çalışayım bunu bir. Evet, sanırsam bu yukarıdan bir redstone sinyali istiyor. Saçma bir biçimde. Buradan alıyor. Ve gayet tekrar iki blok yükseklikte. Tamam, bununla yaşayabiliriz. O zaman bu da ne yapacağız? Çiçeğimiz var mı hiç? Yok. Aslında iki yeter. Evet, iki yeter. Tam yeşil olsun. Bu arada bundan şu an aklıma gelen yukarı ve aşağı taşıma sistemi bu. Ancak bundan daha iyi bir tane bulursanız, ki muhtemelen bulursunuz, bunu bana özel mesajla falan bildirebilirsiniz. Çok sevinirim. Çünkü bu o kadar memnun etmedi beni. Hani güzel ama o kadar memnun etmedi. Şimdi evet. Tamam, burası tamam. Bant cable'ımız buradan taşınır. Şimdi sırada ne var? Aşağıya doğru taşıma. Onu da buradan, onu da buraya koyabilirim. Evet, buraya koyacağım hatta. Şimdi bunda bu, bir saniye. Bunda bunların bir üstte olması lazım. Yukarı değil, aşağıya taşıyacaksın. Burada cover olacak. Evet, sen de tüm platformu aşağı iteceksin. Evet. Bunlar da bu şekilde. Siz ne renk olun? Harbi siz ne renk olabilirsiniz? Tamam, purple. Direkt karşıma ilk geleni kullandım. Cover'ımı koyayım, purple'ımı koyayım. Ama bunlara enerjiyi nasıl taşıyacağım?
Senin burada ne işin var? Ya seni niye koyamadım ben? Ha, buraya koymuşsun. Niye oraya gitmekte ısrar ediyorsun? Daha doğrusu oraya gitmemekte ısrar ediyorsun. Tamam. Buraya bundled cable gelecek gerçi. Tamam. Bu sefer oldu. Şimdiki sana kablo koymama gerek yok. Senin yerine lever koyabilirim. Aa, neyse, o frame'leri iyi ki koymuşum. Ama tabii ki de şarjımız bitti. Evet, en alta geldik. Sayılır. Ve neden şimdi enerji almıyor bu? Tabii ki de. Tamamdır. Bu en altta. Eğer şimdi gidip buna bir redstone sinyali verirsek mesela, şunu kıralım. Gördüğünüz gibi buradan dörtler geçecek ve Ender chest'imi alayım. Chest'im buralarda bir yerde olacaktı. Tamam, Ender chest'im burada. Bunu yerleştirdiğim saniye göreceksiniz ki buraya dörtler gelmeye başlayacak. Evet. 256 tane 4 bir anda sistemime girdi. Ve eğer bunu tekrar 2 blok yukarıya kaldırırsak göreceksiniz ki burayı kazmışız. Evet, frame core'inin gücünü, yani bir saniyede kazabildiği, daha doğrusu bir tikte kazdığı miktar düşünürseniz 256 blok. Sadece tek bir tikte, tek bir chunk'ın tek bir katmanını kazdı. Hani artık bunun sürekli çalıştığını düşünürseniz bir chunk'ta bedrock'a kadar inmesinin ne kadar süreceğini artık tahmin edin. En fazla 5 dakika. Ki normal bir Core'nin bayağı uzun bir süre, yani birkaç Minecraft günü sürede tam hızla çalışmasına rağmen gittiğini hesaba katarsak, hatta şu ana kadar sadece 2 tane Core yenilmem gerekmişti. Hani bu arkadaşın ne kadar güçlü olacağını siz düşünün. Yani tabii ufak bir fark var. O kadar, yani Lua konusunda o kadar becerikli olmadığım için bunun yerini kendim değiştirmem gerekecek sürekli. Ama olsun. Ya da değiştirmeyebilirim. Ya da otomatik değiştirecek bir şeyler de yapabilirim. Lua bilgimi kasarak. Evet, şu an dört yönde de hareket ediyor bu arkadaş. Pardon, altı yönde de hareket ediyor. Yani 3 boyutta hareket ediyor. Gayet güzel bir biçimde.
Tabii şimdi sizleri kırıp altınıza benim cover koymam lazım. Şimdi sen hangi yönesin? Bu yöne. Tamamdır. Şimdi sıra sende. Cover koyuyorum ki redstone sinyalinden etkilenmesinler. Etkilenmeleri istemiyorum redstone sinyalinden. Tamamdır. Ve frame coil'imizin hareket etme mekanizmasını tamamladık. Tabii ben Lua bilgimi bu arada tamamen sıfırladığım için bu iki bölüm arasında, evet doğrusu bundan sonraki bölümle bu bölüm arasında benim bayağı bir Lua antrenmanı yapmam gerekecek. Yani kodlamayı kamera karşısında yapmak istemiyorum. Zaten bazılarınız gene bu yaptığım ağır teknik işlerden bile rahatsız olabiliyorken, ki doğal bir şey. Artık bu arada şunu kaldırabiliriz. Artık bunlardan, ya kodlamadan ne kadar rahatsız olacaklarını siz hesaplayın. Ki kodlama cidden bazen beni bile rahatsız edebiliyor. Yani izlediğim YouTuber'larda. Dolayısıyla da evet. Ha, bu bölümde son bir şey daha yapacağım. Bunun için eve gidiyorum. Cable'larımı alıyorum ve string'lerimi alıyorum. Buntlet cable. Buntlet cable tamamen özel bir kablo türü, daha doğrusu kablo demişim. Redstone kablosu. Size ne işe yaradığını şimdi açıklayacağım. Gördüğünüz gibi hepsine bağlanıyor. Purple sen buraya gel. Bir tane daha Purple'a ihtiyacımız var. Hemen bir tane daha Purple yapıyorum. Tabii bunu buradan nasıl geçireceğim ben? Bu ciddi bir sorun. Ama çözüm buldum. Biraz uğraştırıcı bir çözüm ama. Ve bolca da cover gerektirecek bir çözüm. Ama olsun, cover'ımız bol. Ve handsaw'u düşürme. Handsaw pahalı bir şey. Tabii benim bolca buntlet cable yapmam gerekecek. Size kabaca buntlet cable'ların olayını açıklayayım. Gördüğünüz gibi her türlü, her renkten kabloya bağlanıyorlar. Ancak şöyle bir olayı var. Hemen şöyle. Basit bir sunum yapayım. Diyelim şuraya bir tane beyaz koydum. Ve lever'la redstone sinyali vereceğim. Gördüğünüz gibi sadece beyaz hareket etti. Eğer bunu gri yaparsam sadece gri'nin hareket ettiğini göreceksiniz. Buntless cable bu farklı renkteki kabloları tek bir bloktan geçirmemizi sağlayan harika bir şey. Tabii Red Power'ın mucizeleri. Sonra köfte neden Red Power'ı bu kadar çok seviyor? Hani böyle harika bir modu neden sevmez insan? Ve süremiz de tam dolmak üzereymiş zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler. Son bir ekleme daha, bölümü bitirmeden önce bir şey yapmam lazım.
Daha bir şey craft etmem lazım. Önemli bir şey. Ve bu computer. Advanced computer'a ihtiyacımız yok. Glasspane, redstone ve stone. Glasspane, redstone, aman bir 64'lük craft ol. Hani stone yapmak için bile uğraşmıyorum artık. Ve bilgisayarımız hazır. Muhtemelen bu benim bu seride yaptığım ilk bilgisayar. Kesinlikle ama kesinlikle ilk bilgisayar. Ve seni buraya koyacağım. Bilgisayarlar konusunda şimdi bu seride değinmeyeceğim. Ve crash mi verdi? Yok, lag yapmış. Acaba o oyunun lagı mı? Yoksa oyun crash mi verdi? Oyunun lagı. Hemen ben bir oyunu öldürüp geliyorum hemen. Evet, şu benim galiba bir moddaki bir modlardan birindeki bir bug yüzünden arada öyle çöküyor ve Computer Craft'ın güzel bir özelliğinden bahsedeyim. Gördüğünüz gibi Bantlet Cable'lara bağlanabiliyor. Bu sayede Programs List'e bakıyoruz. Güzel. Red Set'e bakalım. Gördüğünüz gibi eğer Red Set Back bir yani bir beyaz oluyor. Ben numaralarla tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi bunu ayarladı. Gri hangi renk oluyor? Hemen bunların renklerini değiştireceğim. Evet. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Yani 128. Bunlar ikilik sistem üzerinden hareket ediyor. 8. Gördüğünüz gibi. Renkleri değiştireceğim. Bu sayede 1, 2, 4, 6, 8, 10. Pardon. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 şeklinde ilerleyecekler. Renkleri bu şekilde düzenleyeceğim. Bunu iki bölüm arasında yaparım. Yani beyaz, turuncu, turuncumuz var gerçi. Turuncu, magenta, light blue, yellow, lime ve pink. Evet. Bantlet cable'ları da şu hat üzerinden ve şuradan döşeyeceğim. Şuradan döşeyeceğime özel bir şey yapmam gerekecek ve onu sizin karşınızda yapacağım. O arada da yapabilirim. Tamam bana kalmış. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler. Bu sefer gerçekten iyi günler, iyi eğlenceler.